hayranlık uyandıran mekanlar için aradığınız her şey bir arada. Size özel tasarımlarıyla mutfak ve banyo dolapları, üstelik üretici fiyatlarıyla. Sektöre damgasını vurmuş en seçkin markaların ithal ve yerli seramikleri, duvar kağıdı, kapılar, parkeler, vitrifiye ve armatürler. Ravini Home, telefon 239-0503. Memur Sen'e bağlı Eğitim Birsen Balıkesir Şubesi üyeleri, Zanuspaşa Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Çin'in Doğu Türkistan'da, İsrail'in ise Gazze'de yaptığı katliamlarda hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhları için El-Fatiha. Çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği etkinlikte gıyabi cenaze namazı öncesinde basın açıklamasını yapan Eğitim Birsen Şube Başkanı İbrahim Ethem Yılmaz, "Vakit Müslümanların topyekün ayağa kalkma vaktidir." dedi. Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın bütün yerinde katliamlara, zulme karşı durma günüdür. Vakit Müslümanların topyekün ayağa kalkma günüdür. İnsanlık hakkı ve adaleti ayakta tutanlar ve zulmün yanında yer alanlar diye ikiye ayrılacaktır. Biz genelde Memur Sen, özellikle Eğitim Birsen olmak üzere daima hakkın ve adaletin yanında yer almaya devam edeceğiz. Doğu Türkistan'da yaşayan halkı, Çin'in uyguladığı zulüm ve baskıların artarak devam ettiğini, bölgenin dış dünyayla bağlantısının kesildiğini, bu nedenle haber almanın imkansız hale geldiğini söyleyen Şube Başkanı İbrahim Ethem Yılmaz, İsrail'in de Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını ifade etti. Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimize Çin devletinin uyguladığı zulüm ve baskılar artarak devam etmektedir. Bölgenin dış dünyayla olan bağlantısı kesildiği için bölgeden haber almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Çin devletleri kardeşlerimize Ramazan ayının ifasını yasaklamış, bunu ihlal ettiği gerekçesiyle bir aileyi yok etmiştir. Bayramlaşmak için toplanan kalabalığın üzerine ateş açarak yüzden fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Aynı şekilde terör devleti İsrail, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de adeta bir soykırım gerçekleştiriyor. Bu şiddete ve soykırıma sessiz kalmak, dilsiz şeytanlığı kabul etmektir. Herkes şunu bilmelidir ki zulm ile abad olunmaz.